olmuş. Çatlamış ve duvarı çökmüş. Mezarlığın duvarı da tamamen yıkılmış. Şu an Çiğli köyünün içerisindeyiz. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı. Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı. Bu mezarlığın duvarı boydan boya yıkılmış. Evet, burası Çiğli muhtarlığı. Böyle bu enkazın olduğu noktaya gelen yardımlar toplanmış, dağıtılıyor. Aslında Çiğli'de büyük zarar gören köylerden biri gibi görünüyor. Çok duymuştuk. Ancak bugün gelebildik. Biz genelde Pazarcık ve Pazarcık köylerini dolaşıyoruz ama Çiğli büyük zarar görmüş denilince burada da yaşananları, son durumu sizlerle paylaşmak istedik. 3 ev sıralı bir şekilde yıkılmış. Belli ki mahalle yasasından, yani Büyükşehir Belediyesi yasasından önce burası da belediyesi olan bir yermiş. Kocaman bu 3 katlı evin birinci katı tamamen yıkılmış. İkinci katı kısmen, üçüncü katta da çökmeler var. Hemen yan tarafındaki bina da benzer bir şekilde birinci katı tamamı yıkılmış. Karşıda da öyle. Gerçekten. Şimdi bu tahmini kaç haneli bir köy burası? Çarşıda malın. Ham kurdid zanın. Ha serçava. Çen mal ruhyan ehl ve şiyana. Valla işte. Halim ağam var. Çend kes vaş jiyana hoş destan lever? Valla yolun şakalarda biz tu pencerelerde. Biz tu penc kesa le çiğli. Ha nov çiğli. Hem derdo rejil mereşir. Derdo hem miremet. Ben. Ha. Tamam. Yani seri ve sağ. Be evet çıtak malbat filan undibinde man a. No. Hel ne vaş. Valla maçu Ahmet'e kader hazır jari şükür canım ayısağa. Derbe düşün ya. Ha gördüm benim ayıta her çiçek maya. Ahmet'e kader şükür hem ben açı. İşte ma doka ka kurtar kır ma kuya ka kurtar kır. İşte cirane havra ame havra rudanan. Şive kalakan, çoya kabalakan. Ahmet sorulmuş havde dan Ahmet'in inşallah. اون اشتر ویج در کن دنبال ویباری دیدی کن ساعت او خوش سعی در باسی بل خم قاته بن سرچاوار سرچاوار اوگر بجوار بله براسی 400 هانلی بیر کویمش سادج چیلی نین içerisinde yaşamını yitiren kişi sayısının 25 olduğu söyleniyor ama bu köyden olup da Maraş'ta yaşayan da birçok kişi varmış. Onlar da orada göçük altında kalmışlar. Çok sayıda ev yıkılmış. Yani 400 haneli Çiğli'de bizim de gördüğümüz, şu an meydanda indik ve buraya gelene kadar 5 evi gördük. Yani 10 evden neredeyse 5 evin yıkıldığını gördük. Hemen önümüzde de yıkılmış bir ev var. Sağımızda, solumuzda. Ekipler de dolaşıyor, bir taraftan hasar tespitleri için dolaşıyorlar, bir taraftan da yardımlar hala
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Evet. Burada Elif Market'in olduğu noktada sağlı sollu bütün yapılar yıkılmış. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sadece bulunduğum noktada 10 metrede mesafede bu kadar bina. Tabii bu enkazların bir kısmında cansız bedenler çıktı. Bir kısmında da insanlar sağ salim kurtulmayı başardılar. Yaralananlar oldu. Şimdi gerçekten de büyük bir yıkım yaşamış. Hayvanlar da, kurtulanlar da var, yaşamını yitirenler de var maalesef, insanlar gibi. Evet, bu geçmiş olsun. Güzel, ne güzel. Çok geçmiş olsun. Oynamak istiyor herhalde. Siz buralı mısınız evet, amca? Şu ev benim. Şu ev. Evet. Yaşamını yitiren olmadı umarım. Yaşamını yitiren olmadı evde. Çok şükür. Duvar patladı da duvardan çıktık. Evet. Alt katta da kimse var mıydı? Yok, alt katta kimse yok. Ha, alt kat boştu. Boştu, evet. Ama üst kat zaten ayakta duvar patlamış. Evet. Duvardan evet. Çıkmışsınız. Yan komşularınızdan yaşamını yitirenler oldu mu? Şurada üç kişi. Şu üst tarafta 3 kişi öldü. Evet. Şu karşı çatılı ev var. Şurada bir tane, şu evde bir tane öldü. Evet. Toplam burada 26 kişi öldü. Toplam 26 kişi yaşamını yitirdi. Evet. 400 haneli bir. Yani aşağı yukarı evet. Evet. Aşağı yukarı 400 evet. Haneli. Daha önce belediyesi vardı değil mi buranın? Bura Maraş Belediyesi'ne bağlı. Dulkadiroğlu'na bağlı. Evet. Şeyler hasar tespitleri için ekipler gelmeye başladı mı? Şu anda bu köydeler. Bu köydeler şu anda. Şu anda evet çünkü biz de onları bekliyoruz. Biz aşağıda gördük sanırım. Yani yavaş yavaş yukarı doğru geliyorlar. Evet. Sadece ayakta kalan evleri mi denetliyorlar yoksa yıkılanların tamamını da not ediyorlar? Hepsini bakıyorlar ona göre not ediyorlar. Çok çok geçmiş olsun. Yani büyük bir felaket gerçekten. Aynen. Biz de günlerce dolaşıyoruz, tanık oluyoruz. Her yerde benzer manzaralar. Sabır diliyorum. Kolay gelsin. Bu babanızın yaşadığı evdi. Siz de burada mı yaşıyorsunuz? Çiğli'de mi? Ben Antep'te kalıyorum. Burada da evim var. Evet. Evim şu burada. Deprem günü Antep'teydim. Oğlum buradaydı, evdeydi. Evet. Burada 3 cenaze çıkardık. Sizin babanızın yaşadığı... Annem, kardeşim, bir de hanımı. İsimleri nelerdi? Mehmet Ünlüdere, Elif Ünlüdere ve Gülizar Ünlüdere. Gülizar anneniz. Gülizar yok. Gülizar yengeniz. Yenge. Elif anneniz. Başınız sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz aynı gün mü geldiniz buraya çıkar? Hemen... Zaten 4.17 şöyle buyurun. 4.17 geçe deprem oldu. Evet. Aşağı yukarı 25 geçe falan oradan çıktım yola. Ya aşağı yukarı yarım saat gibi geldim. Yeğenim arka tarafta bağırıyor. Hatta çıkardığımız yere de buyurun. Buyurun. Bağırıyor. Buyurun. Telefon ettim. Ben oğlumu aradım burada. Oğlum dedi bende bir şey yok dedim. Buraya gel geldi. Çocuk bağırıyor beni kurtarın. Evet. Geldim ha size orayı da göstereyim. Burası. Ya şuradan çıkardım.
Evet, şuradaki delikten üstteki o demir üstteki yatak var zaten orada. Aha, yatakta yakalanmıştı. Üstteki şey vardı, o küçük delik vardı. Evet. Altı da kırdım. Bir iki arkadaşla, daha kimse yoktu burada. Bir çekiçle orayı kırdım, açtım oradan. Onu aldık, onda bir şey yok. Onu İstanbul'a gönderdik. Çok iyi. Abisinin yanına. İşte diğerlerde annem şuradaydı, çıkardık. Diğerlerde arka taraftaydı. Ertesi gün sabahleyin, aynı gün sabahleyin hemen yerini bildiğim için kepçe getirdim. Evet. Arkayı kırdık, açtık. Ses falan yok. Zaten oğlu çağırmış, saniyede preslemiş, öldürmüş. Evet. Ondan sonra sadece oğlu kurtuldu. Oğlu başka çocuklar var mıydı? Bir oğlu daha var İstanbul'da. İstanbul'daydı o. Şu anda onu da yanına aldı. Evet. İçinde işte şey var, traktörü var, arabası var. Başka ne var ne yok bilemiyoruz. Kaç katlıydı bu ev? İki katlı. Burada genelde iki katlı zaten i̇ki katlı. Evler. Çok geçmiş olsun, sağ başınız sağ olsun. Antep'teki evinize de bir şey olmadı değil yok, mi? Yok şu anda ayakta en azından. Hasar tespiti resmi olarak yapmamışlar ama bir iki tane komşumuzu aradım, girmişler. Herhangi gözle görülen bir şey yok dediler. Peki yolda siz geldiğinizde yoğun bir trafik falan var mıydı böyle yoksa? Bu çimento fabrikasının yukarı doğru giderken evet. Oradan aşağı taşlar. Narlı'nın orada. Taşlar düşmüştü. Aradan zor bela geçtim. Geldim, doğal gaz şöyle bile bir metre kadar boru hattı yükselmiş. Evet. Sağından soldan bir iki tur attım. Baktım bir yerden bir geçiş buldum. O anda insan pek psikolojik olarak bir şey düşünemiyor yani. Üstüne hemen geçtim. İşte geldik. Köye zaten giremedik. Alt tarafta evet. Bekledik. Çok yıkıntı vardı. Evet biz gördük yolda, yol girişinde de ya, köprüde de şey evet, vardı, evet, zarar yani vardı. Bizim köyümüz aşağı yukarı 400 küsür hane tahminime göre 420 hane falan diyorlar. Evet. İşte burada herhalde bilemiyorum tabii hasar tespit komisyonu nedir. Bir benim evim var. Şu an o da tek katlıydı. Evet. Oturulacak gibi. İşte başka da bu bölgede gözle görülen hemen hemen oturulacak ev yok. Yani evet. Köyde top toprağı şu tarafı bilmem öbür mahalleyi de bizim bu bölgede 3 ya da 5. 5 belki evet. Ama ev yok. Çok geçmiş olsun. Sizin isminiz? İsmim Salman. Salman Ünlüdere. Çok geçmiş olsun. Başınız sağ olsun Salman Bey. Sağ olun. Daha doğrusu hepimizin başımız. Evet, hepimizin yani, gerçekten yani bu bir gerçek bir şeydi. Bir şey, büyük bir afet. Evet. Biz de Diyarbakır'daydık. Orada yakalandık. Orada da biliyorsunuz evet. Çok can kaybı var. Evet, evet. Yıkılan binalar vardı. Yani gerçekten sabır diliyorum. Ne diyorsunuz demiyorum size. Evet, bu bölgede neredeyse yapacak ev yok. Evet. Uysuzlaşmış. Yani köpeğe. Arkada köpek var, onu açtılar. Kolay gelsin, çok geçmiş olsun. Evet, burada da yine yıkma evler. İki katlı yapılar genelde Çiğli'de ama biraz önce konuştuğumuz Salman Bey de bu bölgede, bu mahallede, çünkü bu buraya bir mahalle, hemen aşağıda başka bir mahalle deniliyor. Bu mahallede oturulacak en fazla 3-4 ev olduğunu söylüyor. Çiğli, Dulkadiroğlu ilçesine, Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir köy. 400 haneli bir köy, büyük bir köy. Maraş merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede. Bu tamamen preslenmiş. Yani şurada kapıyı görmeseniz ya da çatıyı görmeseniz gerçekten burada ev olmadığını düşünecek insan. Çok geçmiş olsun. Eviniz burada mıydı? Eviniz burası. Neyse ki ayakta. Can kaybı. Can kaybımız yok. Ben zaten yurt dışında yaşıyorum. Ben dün geldim. Evet. İşte böyle. Geldik buralara, servet bağladık. Memleket diye. Böyle bekliyoruz. Evet. Yani şu anda tamam belli bir yardım geliyor ama öyle şeyli bir yardım yok. Biz hep yurt dışında tırları doldurduk geldik. Millete yardım ediyoruz. Ama işte şuraya bak ya. Şu enkaza bak. Daha eşyalarımız içinde duruyor. Ya ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. İşi gücü orada bıraktık geldik. Burada perişan, orada köle gibi çalıştık. Şöyle işte bak. Evet. Çok geçmiş olsun. Neyse ki can kaybınız yok hiç olmazsa. Bu bir teselli noktası. Evet, sağınızda solunuzda evler evet. Tamamen yıkılmış. Yerle bir olmuş. Sizin yine belli ki kolonlar evet çok zarar görmüş ama evet. Deprem tamamen yıkmaya gücü yetmemiş. Bunu işte son bir mimar arkadaş yaptı. Çok da tamam güzel yapmış ama evet. Deprem çok şiddetli. Çok birinci şiddetli. Birinci deprem
Arkadaşlar resim gönderdi bana. Hafif çizik vardı. Sadece duvar patlamıştı. İkinci deprem tamamen bu hale geldi. Bu hale getirmiş. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Burada insanlar enkazların başında bekliyorlar. Hasar tespit komisyonları köyün içerisinde dolaşıyorlar. Muhtemelen birazdan bu yukarı sokaklara da gelip bu binaları, hem hasarlı binaları hem yıkılan binaları kayıt altına alacaklar. Çok geçmiş olsun hocam. Çok geçmiş olsun hepinize. Evet, her tarafta manzara aynı maalesef. Çiğli köyü 400 haneli ve bu 400 hanenin büyük bir bölümü yıkılmış. Duvar, sokağa bakın, duvar tamamen devrilmiş, evler, duvarlar, kolonlar patlamış. Görüyorsunuz alt katı çökmüş. Burada sağ solu yıkılmış enkazının başına. Çok geçmiş olsun hocam. Sizin eviniz miydi burası? Can kaybınız yoktur umarım. Yok, şimdi yok abi. 10 saat sonra enkaz altından çıkardım. 10 saat sonra enkaz altından çıkarıldınız. Ben enkaz altında değildim. İşledim de o gece. Geldim, eşimle kızım enkaz altındaydılar. Evet. 10 saat sonra çıkardım. Sağ salim çıktılar. İyiler şu an. Şu an iyiler. Şükür. Ufak tefek yaralar var ama buna şükür. Siz nerede çalışıyordunuz? Ben petrolde çalışıyordum. Petrolde, bu yol üzerindeki, evet, petrolde çalışıyordunuz. Evet. O an zaten kendimi zor attım. Evet. Koşarak geldim, gecenin karanlığında bağırdım, çağırdım. Seslerini zor duyuyordum. Sonra diğerlerini tespit etti hava aydınlanınca. Tam 10 saat geçtikten sonra kepçeyle zar zor çıkarabildim. Bu dediğiniz petrol neredeyse bir 10 kilometre uzakta, değil mi? Bizim petrol orada. Şurada. Oradan buraya kadar koşarak geldiniz. Aynen, yağmurun altında koşarak, buz gibi havada. Evet. Koşuyorum. Burada zaten çevrem dinler. Burada bir ölü var. Kim? İsmi neydi? Selver Şahin. Selver Şahin. Evet, kirvesi beyefendinin. Sizin isminiz neydi hocam? Derviş Renklöz. Derviş? Renklöz. Renklöz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben gazeteciyim. Hangi gazete? Mezopotamya Ajansı. Çok geçmiş olsun. Bu mahalle olarak ismi ne diye geçiyor Çiğli dışında? Çiğli Mahallesi. Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi. Evet, sokak... Sokağı tam bilemiyorsunuz. Çiğli'de büyük yıkım var. Bizim o, gördüğümüz kadarıyla neredeyse, evet, neredeyse yani oturulacak olur. Evet, oturulacak durumda değiller. Şu an hasar tespit komisyonları köyde dolaşıyorlar. Evet, herkes evinin başında beklesin de ben de o nedenden dolayı bekliyorum. Evet, anladım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür tekrar. Ederim, sağ olun. Siz de sağ olun. Evet, biz geldiğimizde köyün girişinde karşılaşmıştık hasar tespit komisyonu ekipleriyle. Duyuru yapılmış. Herkes evinin başında, enkazının başında beklesin. Geliyoruz diye. Şimdi insanlar evlerinin başında bu komisyonu bekliyorlar burada. Şurada iki tane canlı çıkardık. Şurada abileriniz. Bu da abimin evi. Evet, onlar da sağ kurtuldular. Onlar da kurtardık. Dört kişi burada kurtardık. Evet. Çok iyi. Şey, oradan net görünmüyordu. Ben baktım ama oradan şu karşı tarafa bakabilirsin. Sonra aşağı inelim. Evet. Şurada.
görüyorsunuz. Hayvanların. Siz olmazsanız da biz gereken zaten söyleriz. Cazip edin var. Yani siz olmazsanız da biz gereken söyleriz zaten. Tamam. Elif Karagöz yurt dışında annesi babası kalıyordu burada. Hep yıkacı kişi rahmetlik oldu. He. Ben gereken söylerim. Eski soyusu Yılmaz'dı. Yılmaz diye de geçebilir, Karagöz'e geçebilir. Elif Karagöz Yılmaz diye söylerim. Evet. Aynen. Yine de sanki yani herkes evinin başında beklesin yani. Demişler. Çevre ve şehircilikten gelmişler yani. Bir yardım mardım amaçlı değil. Kendi tutanaklarını bilgisayar üzerine doldurmak amaçlı geldiler. Ben adamla konuştum. Tamam. Şimdi bir hak talep edebilmemiz için diyor, hak talep edebilmeniz için diyor. Sonradan yapılan ruhsatlı, yapı kullanma izinli, evler diyor zaten elinde şey var, görünüyor. Onlar bir hak talebinde bulunabilir. Çünkü yasal olarak bu senin benim gibi önceden ruhsatsız yapıp tapının üstüne oturanlara da herhangi bir şey yok diyor. Hı hı. He, öyle diyor yani. Bunlar kaç ev yıkılmış, işte hangisi hasar tespitli, işte hangisinin yapı kullanma izni var, hangisinin yok, onun tespitine i̇şte, gelmeli. İşte yine de belki sonrasında hani yine de kaydımızı yaptık. Tabii. Ya zaten kaydı yapılmayan ev kalmaz. Hepimiz de filmimize sahibi giderken, imal yapısı mı, vav, imal vav, hepsi şeyler. İşte herkes fıskır, işte altta araba var, traktör altta. Yine de şey demişler, herkes evinin başında beklesin. Biz çıkacağız evet. İşte gidip bakalım. Evet. Hemen bu şu aşağıdalardı sanırım. Bence en sağlıklı bilgiyi onlardan. Evet. Yani. En sağlıklı bilgiyi onlar verir. Evet, evet yardımcı olurlar komşularınız aynen. Anlatırlar ama evet. İmza gerekebilir, başka bir şey gerekebilir. Aynen. Göreyim de bir bakayım. Evet. Misiniz? Yok değiliz. Aşağıda onlar hocam. Daha yukarıya çıkamadılar. Şöyle ayakta kalan binalar var ama hemen yanı başında da yıkılmış binalar var. Yani hasar, yıkılan ev bu kadar büyük fazla olmasına rağmen belli ki insanlar ailelerini sağ salim çıkarabilmişler. Kimi o gece iş yerinde olduğu için hemen soluğu köyünde almış ve çoluk çocuğunu kurtarmış. Kimi Antep'teyken depreme yakalanmış ama aracına binip hızlı bir şekilde köye ulaşmış. Yakınlarını enkazın altından çıkarmış. Bazıları maalesef tabii başarılı olamamışlar. Annesinin, kardeşinin, yengesinin cansız bedenini de çıkaranlar var. Şu mesela bakın korkunç. Gerçekten kolun olduğu gibi kesilmiş. Yani beton duvar, bütün demirler kesilmiş. Tabii bilemiyorum yeterince demir kullanılmıştı, sağlam malzemeler kullanılmış mı, kum, yapı kumu mu, bunların tamamını ancak hasar tespit komisyonu yapanlar yapacakları incelemeler sonucu bilip belirtebilirler. Yalnız gördüğümüz şöyle ayakta kalan bir binanın hemen yanı başında eğer bunlar yıkılmışsa bunun bir açıklaması olmalı. Şurada mesela o ev yan yatmış. Tam yıkılmamış ama zemin katı tamamen yıkılmış ve yan yatmış. İyi ki de böyle ayakta kalmış. Aksi takdirde diğer yıkılan binanın üzerine çökmüş olsaydı, birbirine girseydi binalar, insanların enkaz altından kurtulmaları çok daha zor olabilirdi. Şan camları üst dişi altında cennete çıkardı. Evet. Var çok güzel.
30 kişiden fazla can kaybettik. Evet. Siz burada mı yaşıyordunuz yoksa? Ben dışarıda geldim. Dışarıdan geldiniz. Siz de yurt dışından geldiniz. Yani 400 haneli bir köy neredeyse zarar görmemiş. Yarısında fazla gitmiş evet. Durumda şu. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, hasar tespit komisyonları, ekipler köyün içerisinde kayıt tutuyorlar. Yıkılan binaları kaydediyorlar. Yaşamını yitirenlerin sayısını belirliyorlar. Biz de burada denk geldik. İnsanlara evlerinin başında beklemeleri istenmiş insanlardan. Böyle. Hem yıkılan binalar tespit ediliyor hem de diğer binalara kara kodlar yapıştırılıyor ayakta. Buraya da arasal verdi değil mi? Büyük ihtimalle. Buraya mı? Hı-hı. Muhtemelen. Evet. Tam bilemiyorum ama onlar orada kayıt tutuyorlar. Kolay gelsin. Ne lezzeti? Yani aslında deprem sırasında sağlam bir şeyin altına saklanmak, orada beklemek her zaman için çok faydalı. Bakın mesela bu yapının bu kısmını ayakta tutan bu yataklar. Bu yataklar sayesinde evin damının diğer taraftaki gibi tamamen çökmesine engellemiş. Yani biraz ayakta tutmayı başarmış. O yüzden mümkün mertebe deprem uzmanlarının da söylediği gibi deprem sırasında hemen merdivenlere koşmamak gerekiyor. Hemen dışarıya kaçmamak gerekiyor. Hele hele üst katlarda yaşayanlar. Hiçbir şekilde asansör kullanılmamalı büyük yapılarda, birkaç katlı yapılarda. Depremin durmasını beklemek gerektiğini söylüyor uzmanlar. Bakın mesela burada insanlar yatak odası hemen şurası. Aslında hem yataklar var. O yataklar bile o beton yığınını ayakta tutmayı başarmışlar. İnsanlar, kurtulan insanların büyük bir bölümü de ya koltukların yanı başına ya kalorifer peteklerinin olduğu yerlerde, masalarda eğer varsa o masa ve kaloriferlerden bir üçgen yaratmışlar kendilerine ve oralarda saklanmışlar. Orada kurtulmayı beklediler ve çoğu da hasarın çıkarılanların büyük bir bölümü de öyle çıkarıldı. Aksi takdirde merdivene koştuğunuzda bina yıkılması durumunda size hem ulaşılması zor hem de korunacak bir yer bulmak çok daha zor olabiliyor. Şu sokakta ayakta kalan binalar da var. Mesela bu binanın ve hemen yandaki yapının, yani iki katlı, ikisi de gözle görülür. Neredeyse hiçbir zarar görünmüyor. Tabii evlerin içini bilemiyorum. Duvarlarda bir patlama var mı yok mu ama dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla hiçbir şey olmamış. Ama hemen karşısında manzara şu. Kediler de evsiz, sahipsiz ortalıkta. Çiğli'de Cem evinin yukarısında bulunan yapıları gösterdik size. Çoğu zarar görmüş, yıkılmış. Ama diğer mahalle dedikleri o karşı taraf genellikle yeni yapıların yapıldığı, iki katlı yapıların olduğu yer. Burada sağlam bina sayısı tabii ki daha fazla. Ayakta kalan, yani tamamen enkaz yığınına dönüşmeyen ev sayısı daha fazla. Yalnız orada da şöyle buradan gösterirsem eğer, insanlar hemen enkazın başında yıkılan binalar var.
zemin katı yıkılan binalar var. Evet, Çiğli'de durum böyle. Çiğli, Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı, Maraş'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir köy, 400 haneli bir köy. Ve bu köyde yaklaşık, yani kimileri 25, kimileri 30 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Ama yaklaşık 30 yurttaşın yaşamını yitirdiği bir yer. Sadece köyde değil, bu köyden olup da Maraş'ta yaşayan birçok kişinin de cansız bedeninin enkazlardan çıkarıldığı ifade ediliyor. Çiğli'deki durum böyle. Başka bir köye doğru yola çıkacağız ve oradaki durumları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İnsanlar yaşadıklarını, nasıl enkazın altından yakınlarını çıkardıklarını bize anlattılar, aktardılar. Hepsine sabır dilemek dışında bir şey kalmıyor. Sabır diliyoruz sadece. Geçmiş olsun diyebiliyoruz sadece. Onun dışında da maalesef yaralarına derman olamıyoruz. Sadece seslerini duyurabiliyoruz. İçerisinde bulundukları durumu aktarabiliyoruz. Kayıt altına alabiliyoruz. İyi bakın kendinize. Başka bir köyde yeniden buluşmak üzere ama umarım daha az hasarla depremi atlatmış bir köyde buluşuruz.